Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Matematik Sahnesi kitabında hazırlık sahnesi 3'ün sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar, birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci soruya bakıyorum. İşlemin sonucu kaçtır diye sordu arkadaşlar. Öncelikle parantezleri ayrı ayrı yapmak istiyorum. -6'dan -12'yi çıkaralım. -6 -12 diyorum. Çıkarma işlemini biliyorsunuz. Birinci sayıyı aynen yazıyorum. İkinci sayıyı toplama işlemine göre tersi olarak yazıyorum. -12'nin toplamaya göre tersi +12'dir. Ve toplama işlemine döndürdüm. O halde -6 ile +12'yi toplarken zıt yönlü sayılarda mutlak değeri büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkarıyorum. 12'nin mutlak değeri daha büyüktür. O halde 12'den 6'yı çıkardım. 6, 12'nin işaretini önüne yazdım. +6'dır. Şimdi de ikinci paranteze bakıyorum. +18 ile -2'yi toplayacağım arkadaşlar. Yine zıt işaretli iki sayı görüyorum. O halde mutlak değeri 18'in büyüktür diyorum. 18'den 2'yi çıkardım. 16. 18'in işaretini önüne yazdım. +16'dır. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Birincinin işlemin sonucu +6'ydı. 6'dan çıkaracağım arkadaşlar. Neyi? İkinci parantezin içindeki işlemin sonucu +16'yı. Yine birinci işlemimi aynen yazıyorum. Eksilerini aynen yazdım. +16'yı toplamaya göre tersi olan -16'yı çevirdim ve topluyorum. Evet. +6 ile -16'yı toplarken -16'nın mutlak değeri daha büyüktür. 16'dan 6'yı çıkardım. 10. -16'nın işaretini önüne yazıyorum. -10 olur işlemimizin sonucu diyor. Ve C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki soruya. Evet, ikinci soruya baktığımız zaman yukarıda verilen işlemlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar, hemen işlemlerimizi x, y ve z'nin yanına yaparak devam edelim. Evet, 4'ten -3'ü çıkaracağım arkadaşlar. Ne yapıyordum? 4'ü aynen yazıyordum. -3'ü toplamaya çeviriyorum. Ve bu da toplam işlemi döndü. -3'ü mutlak değeri toplamaya göre tersi olan +3 olarak yazdım. Ve toplayacağım. Bir de 4'ü toplayacağım. O halde bakın 4 artı 3 artı 4'e döndü. 4 3 daha 7. 4 daha 11 olur. X'in değeri diyoruz. Evet. Y'ye bakıyorum arkadaşlar. O halde -3'ten bakın şunu şöyle düşünebilirsiniz. +12'yi çıkaracağım ya. +12'yi toplamaya göre tersi olan -12 olarak yazdım. Ve çıkarmayı da toplamaya çevirdim. Bir de +10'umuz var. -3 ile -12'yi toplarsam aynı yönlü sayıları toplarken sayıları topluyorum. 15. Ortak işareti önüne yazıyorum. -15 artı bir de 10'umuz var. -15 ile +10'u toplarken de 15'in mutlak değeri daha büyüktür diyorum. 15'ten 10'u çıkardım. 5. 15'in işaretini önüne yazdım. Y'nin değeri de -5 oldu diyoruz. Evet. Z'ye baktığım zaman arkadaşlar bakın. -10 ile -6'yı toplayabilirim. -10 ile -6'yı toplarsam -16. Evet, burada çıkarma işlemini toplamaya döndürerek yazalım. -8'in toplamaya göre tersi +8'dir ve toplama işlemini döndürdüm. -16 ile +8 toplarken mutlak değeri 16'nın büyüktür. 16'dan 8 çıkardım. 8. 16'nın işaretini -8 olarak önüne yazmış olduk. Şimdi x, y ve z'nin değerlerini öğrendim. X eşittir 11. Y eşittir -5 ve z de -8'dir. O halde arkadaşlar bakın buradaki en büyük değer 11. Daha sonra -5. En küçük değerimiz de -8'dir diyorum. Yani x büyüktür. Y o da büyüktür. Z olacak. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar x y'den küçük değil. X y'den daha büyük. O halde a yanlıştır. Y z'den B şıkkına baktığımız zaman Y küçüktür Z diyor arkadaşlar. Y Z'den büyüktür bakın. O halde yanlıştır. Evet, X Z'den büyüktür. Bakın X Z'den büyüktür diyorum. Ve C şıkkı doğrudur. X artı Y küçüktür arkadaşlar diyor. 0. Şimdi X ile Y'yi toplayalım.
Yani 11 ile eksi 5'i toplayacak olursam 11'den 5 çıkartırım. 6 artı 6 olur. Sıfırdan küçük değil arkadaşlar, büyüktür diyor. Ve D şıkkı da yanlıştır diyor. Evet, temizleyerek geçiyorum bir sonraki soruya. Evet, mutlak değer x 10 ve mutlak değer y 6 olmak üzere x eksi y en az kaçtır diye sordu. Arkadaşlar bakın, bu mutlak değerli sorular çok sık karşımıza geliyor. O halde öncelikle x'in alabileceği mutlak değer, eğer x 10 ise arkadaşlar x 10 olabilir veya x eksi 10 olabilir diyoruz. Y'ye bakıyorum aynı mantıkla. Y 6 veya eksi 6'dır diyelim. Şimdi x eksi y'nin en az olmasını istiyor. Arkadaşlar x eksi y'nin en az olması demek ne demek? Bakın buradaki çıkarma işlemi çok önemli. Şimdi x eksi y olarak yazmışıyorum. Şimdi sonucun küçük olmasını istiyorum arkadaşlar. O halde x yerine negatif olan eksi 10 alıyorum. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Y yerine eğer ben arkadaşlar negatif sayıyı alırsam, bakın şöyle gösterelim. Negatif aldığım zaman ne olur? Eksi 10, bunu toplamaya döndürürüm. Artı 6 ve toplamaya döner. Bakın bu işlemin sonucu eksi 4 olur arkadaşlar. Şimdi ben tamamen bunu daha küçüğü vardır diyerek aynen yazıyorum. Eksi 10'u aldım. Eksi yazdım. Bakın eksi 6'yı almıyorum arkadaşlar. Neyi alacağım? Artı 6'yı alacağım. Çünkü burada bunun çıkarmaya döndüğünü, yani eksiye döndüğünü düşünmem gerekir diye söylüyorum. O halde eksi 10, eksi 6 olarak yazdım ve topluyorum. Eksi 10 ile eksi 6'yı toplarsam da eksi 16 olur. Bakın eksi 16 daha küçüktür arkadaşlar. Hatta en küçüktür bu işlemin sonucu olarak diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet, temizleyerek geçelim. Dördüncü sorumuza. Yukarıda verilen toplama işlemi tablosuna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür diyor. Arkadaşlar öncelikle A, B, C ve D'yi bulalım. Bakın A'nın değeri eksi 2 ile eksi 8 toplarsam eksi 10'dur. B'ye bakıyorum, eksi 2, eksi 3 daha eksi 5. C 5 ile eksi 8 toplarsam eksi 8'den, bakın arkadaşlar 5 artı eksi 8. Eksi 8'in mutlak değeri daha büyüktür diyorum. 8'den 5 çıkardım. 3, 8'in işareti eksi önüne yazıyorum. Eksi 3'tür. 5 ile eksi 3'ü toplarsam da 2 olur. 5'in mutlak değeri daha büyüktür diyorum. 5'ten 3'ü çıkarıyorum. 2'ye ve 5'in işaretini artı önüne yazmış oluyoruz. Şimdi harfleri öğrendiğime göre A şıkkından başlayarak uygulamalara bakalım. A şıkkı diyorum. A eksi B dedim. Şimdi A eksi 10'da arkadaşlar. Eksi 10'dan B'nin değeri eksi 5'i çıkaracağım. Evet, ne yapıyorum? Eksi 10'u aynen yazıyorum. Eksi 5'i toplamaya göre ters olan artı 5 olarak yazdım ve toplayacağım. Eksi 10 ile artı 5'i toplarsak da 10'un mutlak değeri daha büyüktür diyorum ve sonuç eksi 5 olur diyoruz. B'ye bakalım. C artı B. C eksi 3 artı B'nin değeri eksi 5. Evet, aynı yönlü sayıları toplarken sayıları toplarım ve ortak işareti önüne yazarım. Eksi 8 olur. C'ye baktığım zaman D eksi A. Evet, D'nin değeri 2 eksi A'nın değeri eksi 10. Evet arkadaşlar, çıkarma işleminde ne yapıyordum? Eksileni aynen yazdım. Eksi 10'u artı 10'a çeviriyorum ve toplamaya döndürdüm. O halde 2, 10 daha 12 olur. C'nin sonucu diyorum. Son olarak D'ye bakıyorum. A eksi C. A'nın değeri eksi 10'du. Eksi C'nin değeri eksi 3. Şimdi eksi 10'u aynen yazalım. Eksi 3'ün toplamaya göre ters artı 3'tür ve toplamaya döndürdüm. 10'un mutlak değeri daha büyüktür. 10'dan 3'ü çıkarıyorum, 7. 10'un işareti eksiyi önüne yazdım. Eksi 7. Benden hangisi daha büyüktür dedi. Arkadaşlar bakın burada 12 ile C'nin değeri diğerlerinden büyüktür diyorum. Bakın eksi 5, eksi 7 ve
Eksi 8 ve eksi 7 var. 12 değeri artı 12. Diğerlerinin hepsinden büyüktür diyorum. Ve C şıkkını sorumuzun doğru cevabı olarak işaretliyorum. Evet, temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki soruya. T eksi x artı y eksi z işleminin sonucu en büyük negatif tam sayı eşit olduğuna göre T kaçtır diye sordu. Arkadaşlar bak, x, y ve z'nin değerini verdi. Bu işlemin sonucu en büyük negatif tam sayıya eşittir dedi. Evet, öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim. En büyük negatif tam sayı hangisiydi? Bakın sağ tarafta olacak, sıfıra en yakın ama sıfırın sonundaki en büyük negatif tam sayımız eksi 1'dir. O halde işlemin sonucu eksi 1'e eşit olacak diyorum. İşlemde harflerin her birisi yan yana yazalım. Hatta önce t, x, y ve z olarak yazayım. T eksi x artı y eksi z eşittir eksi 1 olacak diye düşünüyoruz. Şimdi harfleri yerine yazıyorum. T'nin değerini bilmiyorum. T'yi aynen yazdım. Eksi. X'in değeri arkadaşlar eksi 15. Artı. Y'yi yazacağım bakın. Y'nin değeri 10. Direkt artı 10 olarak da yazabilirim. Eksi. Z'nin değeri de eksi 8. Eşittir. Eksi 1 olacak diyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu çıkarmaları toplamaya döndürelim. Bakın t eksi 15'in mutlak değeri toplamaya göre tersi artı 15'tir diyorum. Ve toplamaya çevirdim. Artı, artı 10'u aynen yazdım. Eksi 8'in toplamaya göre tersi artı 8'dir. Ve toplayacağım. Sonuç eksi 1'e eşit olacak diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın artı 15, artı 10 ve artı 8'e döndü. Yani o zaman ben bunları toplarsam ne olur? 15, 10 daha 25, 8 daha 33. O halde t artı, artı 33 eşittir eksi 1'dir diyoruz. Buradan arkadaşlar ne yaparım? T'nin değerini bulabilmek için eksi 1'den artı 33'ü çıkarmamız gerekir. Eksi 1'den artı 33'ü çıkaracağım. E çıkarma işleminde eksilerini yazdım. Artı 33'ü eksi 33'e döndürdüm. Ve toplamaya döndü. O halde eksi 1, eksi 33 daha eksi 34 olur işlemimizin sonucu diyorum. Ve D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Olmak üzere y eksi x işleminin sonucu kaçtır dedi. Arkadaşlar öncelikle y ve x'in değerini bulalım. Bakın x'i aynen yazıyorum. 4 eksi 3 eksi 2 eksi 5. Bakın şu 4'ün haricindeki arkadaşlar şu 3 sayıyı şöyle topladığını düşünelim. Şimdi ne demiştik hatırlarsanız? Eğer sayının önünde negatif işaret varsa arkadaşlar, yani çıkarma işlemi varsa sanki onun işaretiymiş gibi düşünüp ben bunları toplamaya döndürebilirim. Bakın şöyle. Sanki sayının işaretiymiş gibi düşündüm ve toplayacağım diyebilirim arkadaşlar. O halde 4'ü aynen yazdım. Ne oldu? Eksi 3, eksi 2 ve eksi 5'i toplarsam. Eksi 3, eksi 2 daha. Eksi 5, eksi 10, 5 daha eksi 10 olur. Evet, artı eksi 10 oldu. O halde 4, eksi 10 daha. Eksi 6 olur x'in sonucu diyorum. Evet arkadaşlar, kuralı tekrar söylüyorum. Eğer çıkarma işlemi varsa sadece sayıların önündeki işaretmiş gibi, yani sayının negatif işaretiymiş gibi düşündüm ve toplamaya döndürdüm diyebilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Y'ye bakıyorum. Aynı mantıklı arkadaşlar. Bakın. Şu üçünü toplayacağım. 5'i aynen yazdım. Evet, şöyle gösterelim. Ve toplamaya döndürdüğümü gösterelim. O halde. Artı eksi 4. Artı eksi 3. Artı eksi 2 oldu. 5'i yazdım. Eksi 4, eksi 3 ve eksi 2'yi toplarsam eksi 9 olur. 5 ile eksi 9'u toplayacak olursam da arkadaşlar 5'in, 9'un mutlak değeri daha büyüktür diyorum. 9'dan 5 çıkardım 4. Eksi 4 olur y'nin değeri diyorum. Benden y eksi x'i istedi. Y eksi 4'tü. Eksi x'in değeri eksi 6. Evet, eksi 4'ü aynen yazıyorum. Eksi 6'yı toplamaya göre ters olan artı 6 olarak yazdım ve toplayacağım. O halde
Eksi 4'ün mutlak değeri arkadaşlar küçüktür. Bakın 6 daha büyük. O halde 6'dan 4'ü çıkardım. 2. Altın işaretini önüne yazdım. Artı 2 olur diyorum. Ve 2 cevabını C şıkkında görüyorum. Evet, devam ediyorum. Temizleyerek geçiyorum. 7. soruya. Evet, buna göre x eksi y işlemin sonucunun toplama işlemine göre tersi kaçtır? Evet arkadaşlar, öncelikle x ve y'nin değerine bakalım. X'in toplama işlemine göre tersi eksi 10. Eksi 6'nın toplama işlemine göre tersi y'dir. O halde arkadaşlar x'in değeri eksi 10'un toplamaya göre tersi 10'dur. Bakın x'in değeri 10'dur. Y'ye bakıyorum. Eksi 6'nın toplama işlemine göre tersidir dedi. Yani y'nin değeri de 6'dır diyorum. Benden x eksi y'yi bulmamı istedi. Evet, x 10 eksi 6 olarak direkt yazabilirim. 10'dan 6'yı çıkaracak olursak 4'tür. Arkadaşlar bakın hemen A şıkkına 4 diye atlamıyorum. Çünkü benden ne istedi? İşleminin sonucunun toplama işlemine göre tersi nedir dedi. 4'ün toplamaya göre tersi eksi 4'tür diyorum. Ve D şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, temizleyerek geçiyorum. 8. soruya. Evet, 8. soruya baktığım zaman işlemin sonucu kaçtır dedi. Arkadaşlar öncelikle bakın x'in değeri şu mutlak değerlerden kurtarak x'in değerini bulalım. X eşittir. Eksi 10'un mutlak değeri artı 10'dur. Eksi. Eksi 6'nın mutlak değeri artı 6. Eksi. Artı 2'nin mutlak değeri artı 2. Şimdi şu arkadaşlar çıkarmalardan kurtulmak istiyorum. Artı 10'u aynen yazdım. Artı 6'nın toplama göre tersi eksi 6. Artı 2'nin de toplama göre tersi olan eksi 2 olarak yazdım. Ve çıkarmaları toplamaya döndürdüm. O halde x'imizin değeri, evet, şu ikisini toplayabilirim. Bakın artı 10 artı eksi 6 ile eksi 2 toplarsam eksi 8. Artı 10 ile eksi 8'i toplarsam da 10'un mutlak değeri daha büyüktür. 10'dan 8'i çıkarıyorum. 2 artı 2 olur x'in değeri diyorum. Şimdi x'imizi bulduk arkadaşlar. O halde işlemimizi yazıyorum. Mutlak değer x. Aynen yazıyorum. Eksi. Eksi 18. Şimdi arkadaşlar x yerine artı 2'yi yazdığımı düşünüyorum. Artı 2'nin mutlak değeri eksi. Eksi 18 olarak yazdım. Evet, artı 2'nin mutlak değeri artı 2'dir. Evet, eksi 18'i toplamaya göre ters olan artı 18 olarak yazdım ve toplayacağım. O halde artı 2 artı 18 daha artı 20 olur diyorum. 20 cevabını D şıkkında görüyorum. Evet, temizleyerek geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya. Evet, 9. soruya baktığımız zaman olmak üzere x eksi y kaçtır diye sordu. Arkadaşlar o halde öncelikle bakın mutlak değer içerisinde şu işlemlerimizi mutlak değerden kurtararak yazalım. X diyorum öncelikle. Mutlak değer içerisinde eksi 11 eksi. Eksi 6'nın mutlak değeri artı 6'dır. Aynen yazdım. Mutlak değer. Evet, öncelikle parantez içinde yapalım. Bakın çıkarma işlemi görüyorum. O halde öncelikle toplamaya çevireceğim. Eksi 11'i şöyle yazalım. Toplamaya döndürdüm ve artı 6'yı toplamaya göre ters olan eksi 6 olarak yazdım. Mutlak değer içerisinde. Eksi 11, eksi 6 da arkadaşlar aynı yönlü sayılarda sayıları toplarım. Eksi 17 olur mutlak değer içerisinde. Bu da mutlak değerden artı 17 olarak dışarı çıkar. Evet, y'ye bakıyorum. Mutlak değer içerisinde 16 eksi, evet, artı 2'nin mutlak değeri arkadaşlar artı 2'dir. O halde 16 eksi artı 2 diye yazıyorum. Mutlak değer içerisinde. Şu çıkarma işleminden kurtulmak istiyorum. 16'yı aynen yazdım. Evet, artı, artı 2'yi de toplamaya göre ters olan eksi 2 olarak yazdım mutlak değer içerisinde. Evet, 16'dan 16 ile eksi 2'yi toplayacağım. 16'nın mutlak değeri daha büyüktür. 16'dan 2'yi çıkardım. 14. 16'nın işaretini artı olarak önüne yazdım ve mutlak değer içerisinde diyorum. Buradan da çıkaracak olursam artı 14'ün mutlak değeri artı 14 olarak çıkar. Benden x eksi y istemişti. X'in değeri artı 17. Eksi y'nin değeri artı 14.
Şimdi yine arkadaşlar öncelikle çıkarma işleminden kurtulalım. Birinci sayıyı aynen yazdım. İkinci sayı toplama göre tersi olarak yazdım. Eksi 14 ve topluyorum. O halde artı 14 eksi 14 daha pardon artı 17 eksi 14 daha arkadaşlar 17'den 14'ü çıkartır. Mutlak değeri büyüktür 3. 17'nin işareti artıyor. Önüne yazarım. Artı 3 olur işlemimizin sonucu. Ve bakın A şıkkında 3 cevabını görüyorum. Evet, temizleyerek geçiyorum 10. soruya. Bir şirketin bir ilde bulunan 4 farklı mağazasının bir günlük gelir gider durumunu gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre hangi mağazada gelir gider yönlü sayı olarak arkadaşlar yani artı eksi olarak arasındaki fark en fazladır diye sordu. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz parantez içerisinde çarpı 1000 var. O halde şöyle düşüneceğim. Şu 20 demek 20 ile 1000'i çarparsam 20 bin demektir. Evet gelir olduğu için de artı 20 bin olarak düşüneceğim. Alt tarafı da arkadaşlar 1000 ile çarparak örneğin eksi 25 çarparsam eksi 25 bin olarak düşüneceğim. O halde birinci mağazadan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle birinci mağaza. Şimdi gelir gider arasındaki farkın en fazla olmasını istedi. O halde ne yaparım? Gelirden gideri çıkarmam gerekir. Gelirimiz birinci mağazada 15 bin ile çarparsam 15 bin. Yani artı 15 bin. Gelir olduğu için artı yazdım. Eksi. Evet giderimiz eksi 25'i görüyorum arkadaşlar. Yani eksi 25 bin. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Toplamaya çevireceğim çıkarma işlemini. O halde artı 15 bini aynen yazdım. İkinci sayı yani çıkan sayı arkadaşlar artı 25 bin olarak yazıyorum. Ve toplayacağım. O halde 15 bin 25 bin daha 40 bin olur. Aradaki fark diyorum. Evet ikinciye bakıyorum gençler. Gelirimiz 20 bin arkadaşlar. Artı 20 bin. Çıkaracağım arkadaşlar neyi? Gideri. Bakın eksi 10'u görüyorum. 1000 ile çarparsam eksi 10.000. Evet yine aynen yazıyorum bakın. Artı 20.000'i yazdım. Evet öncelikle toplamaya çevirmek için eksi 10.000'i artı 10.000'e döndürdüm. Yani toplama göre ters olarak yazdım ve topluyorum. O halde 20.000, 10.000 daha 30.000 fark vardır diyorum. Evet üçüncüye bakalım. Evet üçüncü de 10.000'i gördüm arkadaşlar. Bakın 10.000 ile çarparsam 10.000 yani artı 10.000 eksi aşağı tarafta eksi 20.000'i gördüm. Evet yine ne yapıyorum? Artı 10.000'i aynen yazdım. Eksi 20.000'i toplama göre ters olan artı 20.000 olarak yazıyorum ve topluyorum. O halde 10.000, 20.000 daha. Bakın yine 30.000 cevabını görüyorum. Evet bir de dördüncüye bakalım. Şöyle. Evet dördüncü de 5.000 arkadaşlar. Bakın artı 5.000 gelir var. Eksi. Evet eksi 25.000 gider var. Evet yine 5.000'i aynen yazalım. Birinci aynen yazardık. Çıkan sayı yani ikinci sayı toplama göre ters olan 25.000 olarak yazdım. Artı 25'e çevirdim ve topluyorum. O halde 5.000, 25.000 daha 30.000 olur. Dördüncü durumdaki evet aradaki fark diyorum. Bizden en fazla istemişti. Arkadaşlar en fazla bakın 40.000 ile birinci mağazadaki yani A şıkkı olur. Doğru cevabımız diyorum. Evet temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki soruya. Evet 11. soruya baktığımız zaman sayma pulları ile modellenen işlem sonuçlarına göre çıkarma işleminin sonucu kaçtır diye sordu. Arkadaşlar öncelikle şöyle düşünelim. Bakın birinci işlem şu. 6 tane negatif puldan 4 tanesini dışarı atıyoruz. O halde 6 negatif yani eksi 6'dan 4 tane negatif dışarı atmak eksi 4'ü çıkaracağız. Anlamına gelir. Bu işlemi yaparsam
Eksi 6'yı aynen yazdım. Eksi 4'ü toplamaya göre ters olan artı 4 olarak yazıyorum ve toplayacağım. Eksi 6 artı 4 daha. Eksi 6'nın mutlak değeri büyüktür. Alttan 4'ü çıkardım. 2. Altın işareti eksiği önüne yazdım. Evet, ikinci işleme bakıyorum. Evet, 3 tane pozitif pul var. Yani artı 3. Evet, yanında arkadaşlar ne var? 6 tane pozitif pul gelecek. Yani artı 6 ile toplayacağım. O halde artı 3 artı 6 da ikinci işlemin sonucu artı 9 olur. Şimdi ne yapacağım? Bakın şu işlemin sonucu eksi 2. Bu işlemin sonucu artı 9. Arada çıkarma işlemi var. O halde eksi 2'den artı 9'u çıkaracağım. Yine çıkarma işlemini birinci aynen yazalım. İkinciyi toplama göre ters olan eksi 9 olarak yazdım ve toplamaya döndürdüm. O halde eksi 2 eksi 9 daha eksi 11 olur sorumuzun cevabı ve D şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, temizleyerek geçiyorum bir sonraki soruya. Evet, 12. soruya baktığımız zaman buna göre gündüz sıcaklığı ile gece sıcaklığı arasındaki farkın en fazla olduğu il hangisidir diye sordu. Yukarıdaki tabloda 4 ilin gece gündüz sıcaklıkları verildi. Arkadaşlar gündüz ile gece arasındaki farkı istiyorsa ne yapmam lazım? Gündüz sıcaklığından gece sıcaklığını çıkarmamız lazım. O halde İzmir'den başlayalım. Gündüz artı 16 eksi artı 6. Bakın 16'dan artı 6'yı çıkaracağım. Ne yaparım arkadaşlar? Toplama döndürelim. Birinci sayı artı 16'yı yazdım. Evet, çıkan sayıyı eksi 6 olarak yazıyorum. Toplama göre tersi ve toplayacağım. 16 eksi 6 da artı 10 olur. Evet arkadaşlar, 10 derece fark vardır İzmir'de. Devam ediyorum. İzmir'den sonra B şıkkında Erzurum var. Erzurum'a bakalım. Evet, gündüz eksi 8, gece eksi 16. Eksi 8'den eksi 16'yı çıkaracağım. Evet arkadaşlar, eksi 8'i yazalım. Eksi 16'yı artı 16'ya döndürdüm ve toplayacağım. Evet, 16'nın mutlak değeri daha büyüktür. O halde 16'dan 8 çıkardım. 8, 16'nın işareti artı önüne koyabilirsiniz isterseniz. İsterseniz 8 olarak da bırakabiliriz. Evet, Denizli'ye bakıyorum. Evet, gündüz 2 derece arkadaşlar. Gece 0 derece. 2'den 0'ı çıkaracak olursak da aradaki fark 2 olur diyoruz. Evet, son olarak Ankara'ya bakıyorum. Evet, eksi 2'den eksi 10'u çıkaracağım. Eksi 2 yazdım. Eksi 10'u artı 10'a çeviriyorum. Ve toplama işlemini döndürelim. O halde eksi 2 artı 10 arkadaşlar toplarsam 10'un mutlak değeri daha büyüktür. 10'dan 2'yi çıkardım, 8. 10'un işareti artıyı önüne bırakabilirim. Bakın artı 8 olur. Bu işlemin sonucu diyorum. Evet, en fazla sormuştu bakın. 2, 8, 8 ve 10 cevaplarını gördüm. Evet, 10 ile en fazla fark İzmir'de olur diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet, devam ediyorum. 13. soruya geçiyorum. Evet, sıralamasına göre işlemlerden kaç tanesi kesinlikle pozitiftir diye sordu. Arkadaşlar mantığımız şu. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılırsa sonuç her zaman pozitiftir. Bakın büyük sayıdan bunun negatif veya pozitif olması önemli değil. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılırsa sonuç her zaman pozitiftir. O halde şıklara baktığımız zaman y eksi x arkadaşlar, bakın y x'ten büyük mü diye bakıyorum. Evet, y eksi x y'nin x'ten büyük olduğunu görüyorum. Bakın x daha küçüktür, o halde pozitiftir. X artı y arkadaşlar, x artı y şimdi ikisi de sıfırdan küçük, dikkat ederseniz yani ikisi de negatif sayı. İki negatif sayı toplarsam sıfırdan arkadaşlar küçük olur. Evet, yani pozitif olmaz. Yani eksiği koydum. Şöyle sıfırdan küçüktür diye gösterelim. Negatif olduğunu.
Evet, buraya çarpımızı koyalım. Devam ediyorum. Z eksi x. Şimdi z x'ten büyük mü arkadaşlar? Bakın z en büyük ifade x'ten büyüktür. Demek ki bunun sonucu pozitiftir diyorum. Son olarak y eksi z'ye bakıyorum. Evet. Y arkadaşlar z'den küçük bir sayı, küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkaracak olursam sonuç pozitif olmaz, negatif olur diyorum. Ve bunu da şöyle z olarak gösterelim. Sıfırdan küçüktür diyorum. Buraya da çarpıyı koyalım. O halde kaç tanesinin sonucu pozitif oldu? Bakın 1 ve 2 tane, 2 tanesinin sonucu pozitif oldu diyorum. Evet, devam edelim. 14. soruya geçelim. Rakamları farklı 3 basamaklı çift 2 tam sayının arasındaki fark en fazla kaçtır? Arkadaşlar rakamları farklı olacak, çift olacak ve aradaki farkın en fazla olmasını istiyor. O halde en büyük sayımız pozitif olarak düşünecek olursam 986 arkadaşlar. Şimdi bak 9, 8, 7'yi getirmedim çünkü tek sayı istiyorum. Bir de en küçüğe bakıyorum. En küçük sayımız da bunun negatif işaretlidir. Yani eksi 986'dır. 9, 8, 7 diye yazmadığıma dikkat edelim. Çünkü sonun çift olması gerekiyor. Evet, farkı istemişti. O halde 986'dan eksi 986'yı çıkarıyorum. Öncelikle eksilen sayı, yani birinci sayıyı aynen yazdım. Evet, eksi 986'yı artı 986 olarak yazdım ve toplayacağım. Evet, toplayacak olursak 6, 6 daha 12 elde var 1. 8, 8 daha 16, 1 de elde 17. 9, 9 daha 18, 1 de elde 19. Evet, 1972 olur. İşlemimizin sonucu B şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, devam ediyorum temizleyerek 15. soruya geçiyorum. Evet, 15. soruya baktığımız zaman yukarıda verilen sayı doğrusunda A ve B noktaları arası 9 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar A ile B arası 9 eş parçaya ayrıldıysa. Şimdi öncelikle şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya ayrıldı. Şimdi bakın eksi 5 ile eksi 3 arası arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 parçaya ayrıldı. Şimdi eksi 5 ile 3 arasında 3'ten eksi 5'i çıkaracak olursam 3'ü aynen yazdım. Eksi 5'i artı 5'e döndürdüm ve topluyorum. Bakın 8 birimlik fark var. Şimdi 4 tane parçaydı. O halde 8'i 4'e bölüyorum. 2'dir arkadaşlar. Demek ki sayılar bu noktalarda ikişer ikişer artıyor veya azalır diye düşünüyorum. O halde hemen sayılarımıza bakalım. Eksi 5'i 2 azaltıyorum. Eksi 7. Evet, o halde arkadaşlar x'in değeri 2 azaltırsam eksi 9'dur. Şöyle x'imize eksi 9 yazalım. Şimdi sağ tarafa doğru gidiyorum. Eksi 5'i 2 fazlalaştırdım. Y'nin değeri eksi 3. Eksi 1. 1, 3, 5, 7 ve t'nin değeri de 9 oldu. Z'yi de ne yazdım? 5 olarak yazdım. Şöyle yazalım. Y eksi 3. Z 5. Ve t'nin değeri de 9. Evet. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordu. A şıkkından başlıyorum. X artı t. Evet. X'in değeri eksi 9. Artı t'nin değeri artı 9. Eksi 9 ile artı 9 toplarsam 0'dır. Bakın A şıkkı doğrudur. Evet. B'ye bakıyorum. Z eksi y. Evet. Z'nin değeri eksi 3'tü. Eksi 3'ten eksi y'nin değeri eksi 3'ü çıkaracağım arkadaşlar. Pardon. Z'nin değeri 5'ti arkadaşlar. Özür diliyorum. Evet, z'den y'yi çıkaracaktı. Z 5'ti. Eksi. Eksi 3 diyeceğim. Bakın 5'i aynen yazdım. Eksi 3'ün toplama göre tersi artı 3'tür diyorum ve topluyorum. 5, 3 daha 8 olur b'nin cevabı. Bakın burada 2 cevabını gördüm. Demek ki B şıkkı yanlıştır diyorum. Yine diğer şıkları da gösterelim. X eksi Z. C'ye bakıyorum. Evet. X eksi 9'du. Eksi. Z'nin değeri 5.
Artı 5 olarak yazalım. Eksi 9'u aynen yazıyorum. Artı 5'i eksi 5 olarak yazdım ve toplayacağım. Eksi 9, eksi 5 daha. Eksi 14 cevabını gördüm. Bakın C şıkkı da doğrudur. Son olarak D'ye bakıyorum. T'den Y'yi çıkaracağım. T 9'du. Yani artı 9 olarak yazabiliriz. Eksi. Y'nin değeri eksi 3. Artı 9'u yazdım arkadaşlar. Eksi 3'ü artı 3'e döndürdüm. Ve toplayacağım. 9, 3 daha. 12 olur diyorum. Bu işlemin sonucu. Bakın D şıkkında da 12'yi görüyorum. Demek ki bu da doğrudur diyorum. Ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olarak işaretlemiştik diyelim. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.